Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salatu selamlarımızı sunuyoruz. Yüce Rabbimiz bu dersimizi hayırlı eylesin. Ufkumuzun açılmasını, kalp gözümüzün açılmasını, öğrenmiş olduklarımızla amel etmemizi bizlere nasip eylesin. Evet, daha önceki dersimizde, bina dersimizde hoca arkadaşımız bablar bölümünü anlatmaya başlamıştı. Arapçada bina kitabımıza göre bablar 35 tanedir. Bunlardan 6 tanesi sülasi mücerret bablardır. Arkadaşımız ilk iki babı anlatmıştı. Ben üçüncü baptan başlayaraktan okumaya, anlatmaya, dilim döndüğünce ifade etmeye çalışacağım inşallah. Yüce Rabbimiz muvaffak eylesin. El-Bâb-ı Sâlisü, üçüncü bab. Fe'ale yef'alu. Fe'ale yef'alu babıdır. Mevzunuhu, onun mevzunu, yani onun sokulmuş hali, giydirilmiş hali, fe'ale yef'tahu fiilinde görüldüğü gibidir. Ve alametuhu, onun işareti, o fiili, o babı nasıl tanıyacağız? En yekûne, olmasıdır. Aynı fi'lihi, aynel fiilinin meftuhan, fethalanmış olmasıdır. Fil mazi, mazide, vel muzari'i ve muzari'de. Yani hem mazide hem de muzaride bu baptaki fiilimiz fethalanmıştır. Akacak olursak fiilimize, feale fiilinde de olabilir, fetaha fiilinde de olabilir. Fetaha yeftahu. Aynel fiili fethalanmış T harfinde görüldüğü gibi mazide. Yine muzaride T harfinde görüldüğü gibi fethalanmış. Evet. Pekala, başka bir şartı var mı bu babın? Bir şartı, şartla en yekûne olmasıdır. Bir şartla olmasıdır. Aynı fiilihi, aynel fiilinin evlâmühü ve lâmel fiilinin veya lâmel fiilinin vâhiden bir min hurufil halgi, boğaz harflerinden bir harf olmasıdır. Nedir o boğaz harfleri? Ve hiye sittetün, altıdır. El-ha'u, vel-ha'u, vel-aynu, vel-gaynu, vel-ha'u, vel-hemzetu. Şimdi fiilimize bir bakacak olursak, burada boğaz harflerini saydık. Az önce bu kalıptaki, bu baptaki fiilimizi tanımanın birinci şartını gördük. Aynel ve mazide aynel fiili, muzaride aynel fiili fethalanmış olacak. Diğer şart da boğaz harflerinden olacak. Aynel veya lamel fiili. Mesela fetaha fiiline baktığımız zaman buradaki ha harfi boğaz harflerindendir. Yine feale yef'alu fiiline baktığımız zaman yine burada da aynel fiili ayın boğaz harflerindendir. Evet, bunu bu şekilde anlamış olduk. Devam ediyoruz. Ve binaühü, onun binası, yani üçüncü babın binası eydan aynı şekilde litteadiyyeti galiben, geçişlilik içindir. Ve kad yekûnü, bazen olur, lazımen lazım olur. Misalül müteaddi, müteaddiye misal, nahvü örnek, fetaha zeydün ilbâbe, Zeyd kapıyı açtı. Ve misalül lazımi, lazıma misal, nahvu örnek, zehebe zeydün, zeyd gitti. El-bâbü râbi'u, dördüncü bab. Fe'ile yef'alu, fe'ile yef'aludur. Mevzûnühü, onun giydirilmiş hali, alime ya'lemüdür. Ve alametühü, onun alameti, işareti, bu babı nasıl tanırız? Bu babdan olan fiili nasıl tanırız? Eyyekûne, olmasıdır. Aynı fi'lihi, aynel fiilinin meksûren,
kestelenmiş fil mazi mazide. Ve meftuhan fethalanmış fil muzari'i muzaride. Yani bu babı şuradan tanıyacağız. Aynel fiili mazide kestelenmiş, muzaride ise fethalanmış olması gerekir. Alime fiilinde mazide aynel fiili kestelenmiştir. Ya'lemu derken muzaride de aynel fiili fethalanmış. Ve binaühü onun binası evden aynı şekilde litaadiyeti galiben çoğunlukla geçişlilik içindir. Ve kad yekûnü bazen olur lazımen lazım. Misalül müteaddi, müteaddiye misal, nahvu örnek. Alime Zeydünil mes'elete. Alime bildi, Zeydün Zeyd el mes'elete, meseleyi bildi. Yani problemi bildi. Ve misalül lazımi, lazıma misal, nahvu örneğin yani ne gibi? Vecile Zeydün. Vecile Zeydün. Vecile Zeydün. Vecile korktu. Zeydün Zeyd. Elbabül hamisü. Beşinci bab. Fe'ule yef'ulü babıdır. Mevzunuhu onun mevzunu yani giydirilmiş hali hasüne yahsünüdür. Ve alametühü onun alameti işareti en yekûne aynı fi'lihi mezmûmen fil mâzî vel muzâri'i. Bu babın alameti mazisinin ve muzarisinin ötrelenmiş olmasıdır. Aynel fiilinin ötrelenmiş olmasıdır. Hasüne yahsünü fiiline baktığımız zaman hasüne mazide sin harfi aynel fiilidir. Ötresi var. Yine muzaride yahsünü fiiline baktığımız zaman sin harfinin ötresi var. Dolayısıyla 5. babtan. Ve binaühü bu 5. babın binası la yekûnü olmaz. İlla ancak olur. Lazımen lazım olur. Yani bu babın binası yapısı ancak lazım için kullanılır. Nahvı örneğin ne gibi? Hasüne Zeydün. Hasüne güzel oldu. Zeydün Zeyd. Zeyd güzel oldu. El-Babus Sadisü. Altıncı bab. Sülasi mücerretlerin altıncı ve son babı fe'ile yef'ilü babıdır. Mevzunuhu onun mevzunu yani giydirilmiş hali hasibe yahsibüdür. Ve alametühü onun alameti ey yekûne olmasıdır. Ne olmasıdır? Aynı fi'lihi aynel fiilinin meksuran esrelenmiş, kesrelenmiş fil mazi vel muzari'i mazide ve muzari'de bu babın alameti aynel fiilinin kesrelenmiş olmasıdır. Hasibe yahsibu örneğine baktığımız zaman hasibe derken sin harfi aynel fiili öğrendiğimiz gibi evet aynel fiili mazide esrelenmiş. Yahsibu de ise muzarisi yine aynel fiili esrelenmiş. Pekala bu babın binası ne için? Ve binaühü onun binası eyvan aynı şekilde litteadiyeti galiben. Çoğunlukla geçişlilik içindir. Fakat yekünü bazen olur, lazımen lazım olur. Misalül müteaddi, müteaddiye misal, hasibe Zeydün emran fazilen. Zeyd, Amr'ı faziletli zannetti. Hasibe zannetti Zeydün Zeyd. Amran Amr'ı fazilen faziletli zannetti. Ve misalül lazımi, lazıma misal. Verise Zeydün Zeyd varis oldu. Vesna aşara baban. Vesna iki aşara on. Baban bab minha ondan. Minha hangi ondan? Yani
O 35 baptan 12 bab farzdır. Vesna derken şurada burada şunu ifade etmek gerekir. Aslında bu vesna derken bunun aslı ve isnadır. Ve isna. Buradaki hemze vasıl hemzesidir. Yani yazarken vardır ama okunuşta söylenmez. Bunlar vasıl hemzesi olarak geçmekte. Mesela Bismi derken besmelenin başında bismi derken aslında onun aslı da bir ismidir. Bir ismi. Ama okurken bismi diye okunur. Yine vasıl hemzesi olduğu için bu şekilde okuruz. Bununla ilgili konu daha ileride Maksut kitabında vasıl hemzesi, katı hemzesi bu konu altında daha detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Evet. Vesna aşere baban 12 vardır minha ondan yani 35'ten limazade ziyadeyle ziyade ile ale sülasiyi sülasi üzerine. Hangi sülasidir bu? Mücerret. Sülasi mücerret üzerine. Ve huve o yani o sülasi mücerretler ve huve o selasetü enva'in. Yani sülasi mücerret üzerine ziyadeyle harf eklemeyle yapılan bablar ve huve selâsetün enva'in. Üç nevidir. Ennev'ül evvelü. Birinci nevi. Birinci nevi. Ve huve o mazide ziyade oldu. Fihi kendisine harfün ve huve o ma öyle ki zide ziyade olundu fihi kendisine harfün vahidun bir harf. Alet sülasiyye sülasi mücerred üzerine ve huve o selasetü ebvabin. O üç babtır. Yani sülasi mücerred üzerine bir harf ilave ile yapılan bablar üç tanedir. Elbabül evvelü. Birinci bab. Ef'ale. Yuf'ilu if'alen babıdır. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Mevzunuhu onun mevzunu yani giydirilmiş hali ekrame yukrimu ikramendir. Ve alameti onun alameti en yekune olmasıdır mazihi. Mazisinin ala erbaati ehrufin. Dört harf üzere olmasıdır. Ne ile olacak bu dört harf üzere? Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Evveline hemzenin ziyadesiyle. Yani evvelinde hemze olacak. Bu dört harften bir tanesinin evvelinde hemze olacak. Ve binaühü, onun binası ittiadiyeti geçişlilik içindir galiben, çoğu kez. Ve gad yekünü, bazen olur lazımen lazım. Misalül müteaddi, müteaddiye misal, nahvu örneğin, ekrame ikram etti, zeydün zeyt, amran amra, zeyt amra ikram etti. Ve misalül lazımi, nahvu, lazıma misal, nahvu örneğin, esbahar raculu, adam sabahladı. Esbaha sabahladı, er raculu adam. Şunu da ifade etmek gerekir ki burada aslında bu örneğini vermiş olduğumuz müteaddiye örneğini vermiş olduğumuz Ekrame Zeydün Amran buradaki Ekrame fiili aslında Kerume'dir. Bu baba girince başına hemze geldi ve müteaddi oldu. Ekrame cömert oldu. Zeydün Zeyd, Amran Amra. Yine hocam. Şunu da ifade etmek gerekir ki burada şu son örneğimizde gördüğümüz gibi Ekrame Zeydün Amran Ekrame fiilinin aslı Kerume'dir. Kerume cömert oldu ama bu baba girince başına hemze geldi. Ekrame ikram etti. Zeydün Zeyd Amran Amra. Ve
misalü lazımi, lazımda da aynı. Nahvı örneğin esbaha sabahladı evracülü adam. Esbaha lazım fiildir. Lazım fiiller mef'ul almazlar. Diğer bir ifade etmek istediğimiz husus, bu sülasi mezit bablarda isim mastar gayri miminden alınır. Mesela şu babı tekrar okuyacak olursak, Elbabül evvelü ef'ale yuf'ilu if'alen. Bu babın adı ef'al değil, yuf'ildir. İf'al babı olaraktan, yani mastar gayri miminden alır. İf'al kelimesi burada fiilimiz mastar gayri mimidir. El-Bâb-ı-Sânî sülâsî mezitlerden ikinci bab. Bir harf ziyade ile yapılan ikinci babımız. El-Bâb-ı-Sânî ikinci bab. Fe'ale yufe'ilü tef'ilen. Tef'il babıdır. Mevzûnuhu onun giydirilmiş hali ferraha yuferrihu tefrihandır. Ve alametühü onun alameti en yekûne mazihi mazisinin olmasıdır. Ala erbaati ehrufin. Dört harf üzere olmasıdır. Ne ile olacak bu? Bi ziyadeti harfin. Vahidin bir harf ziyade ile olacak. Nereye olacak? Beynel fa'i, fa'al fiili vel ayni, aynel fiili arasına. Yani fa'al ve aynel fiili arasına bir harf koyacağız. Nasıl bir harf koyacağız? Min cinsi ayni fi'lihi. Aynel fiilinin cinsinden bir harf koyacağız. Fa'al ve aynel fiilinin arasına ki bu babtan olabilsin. Mesela baktığımız zaman fa'ale fiili fa'al ve aynel fiilin arasına fa'al ve aynel fiilinin arasına bir harf koyduğumuz zaman aynel fiilinin cinsinden mesela fa'ale fiili aynel fiili ayındır. Aynel fiilin cinsinden bir harf daha koyacağız. Fa'ale oldu. Evet, bu babtan olduğu belli oldu. Evet, devam ediyoruz. Ve binaühü, bu babın binası, onun binası bir tekfiri, çokluk içindir. Galiben, çoğu kez. Ve hüve, o, kad yekünü olur, fil fiali, bu fiil, bu çokluk bazen fiilde olur. Nahvı, örneğin, davvefe zeydünil Kâbete. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bu çokluk birinci husus bazen fiilde olur. Bakıyoruz örneğimize. Davvefe fiili evet bu babtan yani tef'il babından. Davvefe çokça tavaf etti. Zeydün Zeyd el Kâbete Kâbe'yi. Zeyd Kâbe'yi çokça tavaf etti. Bu baba girince fiilimiz teksir ifade ediyor. Yani çokluk ifade ediyor. Ve kad yekûnü bazen de olur. Birinci örnek fiilde çokluktu. İkincisi ve kad yekûnü bazen olur fil fa'ili. Failde olur. Ne olur? Yani bu çokluk bazen de failde olur. Nahvı örneğin mevvetel ibilü. Çok develer öldü. Veya çok deve öldü. Bu örneğimizde de çokluk failde gerçekleşti. Mevvete öldü, el ibilü çok deve. Çok develer öldü. Ve kad yekûnü bazen de olur fil mef'uli. Mef'ulde. Yani bu mef'ulde ne olur bazen? Çokluk olur. Nahvi örnek. Gallega zeydünil ebvâbe. Zeyd çok kapıları kapattı. Gallega kapattı fiil. Zeydün Zeyd fail. El ebvabe çok kapıları. Evet. Sülasi
Mezitlerin ilk nevisinin son babı. Üçüncü bab. El babı salisu. Üçüncü bab. Fa'ale. Yufa'ilu. Müfa'aleten. Ve fi'alen. Ve fi'alen. Dikkat ettiğiniz gibi burada üç tane mastar gayri mimimiz var. Bu mastar gayri mimlerini ancak sözlükten öğrenebiliriz. Yani semaidir bunlar. Burada görüldüğü gibi üç tane mastar gayri mimimiz var. Mevzunuhu, onun mevzunu, giydirilmiş hali, gatele, yugatilü, mugateleten ve gitalen ve gitalendir. Ve alametühü, onun alameti, eyyekûne, olmasıdır mazihi, mazisinin, ala erbaati ehrufin, dört harf üzere olmasıdır mazisinin. Bi ziyadetil elifi, elif ziyadesiyle, nereye? Beynel fâ'i, fâ'al fiili vel ayni ve aynel fiili arasına elifin ziyade olmasıyladır. Bu babın özelliği de bu. Fâ'al fiili ve aynel fiili arasına elif ziyade olunacak. Baktığımız zaman örneğimize katele, katele fiilimizin aslı ama fa'al fiili ve aynel fiilin arasına elif koyduğumuz zaman gatele oldu ve fiilimiz bu baba girmiş oldu. Ve binâvühü, onun binası, lil müşâreketi, lil müşâreket, müşâreket kelimesi ortaklık manasına geliyor. Ve binâvühü lil müşâreketi, onun yapısı, binası ortaklık içindir. Pekala bu ortaklık nasıl, nerelerde? Beynel isneyni, galiben. Çoğunlukla iki kişi arasındaki ortaklık içindir. Ve kad yekûnü, bazen de olur, bil vâhidi, tek kişi için. Misalül müşâreketi, müşârekete örnek, beynel isneyni, iki kişi arasındaki ortaklığa örnek, nahnu. Gâtele, öldürdü. Zeydün, Zeyd, Amran, Amr'ı. Zeyd, Amr'ı öldürdü. Veyahut da şöyle ifade edelim. Gatile Zeydün, Amran. Zeyd, Amr'la savaştı. Amr da Zeyd'le savaşmış oluyor. Dolayısıyla iki kişi arasında bir ortaklık oluşmuş oluyor. Ve misalül vahidi, tek kişi arasına örnek, bir kişiye örnek, nahvi örneğin, katelehumullah, Allah onları katletti. Veyahut da şöyle ifade edebiliriz, mazi fiilin dua manası da vardır. Yani mazi fiil, işte mazi fiili ifade ederken, anlarken dua manasını da içerdiğini bilmemiz gerekiyor. Katelehumullah, Allah onları kahretsin. Evet, bu dersimiz buraya kadar. İnşallah Allah nefes verirse bir dahaki dersimizde devam ederiz.